ABCD paralel kenarına DE uzunluğu 15 cm, BE uzunluğu 2 cm, DEC üçgeninin alanı 75 cm kare olarak verilmiş. O zaman ben CE uzunluğunu x dersem eğer buranın alanı nasıl buluruz arkadaşlar? 15 çarpı x bölü 2. Bu da eşittir. 75 olarak verilmiş. Şimdi 15'e bölersem 1. 15'e bölersem 5. İşler işler çarpma yaparsam x eşittir. 5 çarpı 2'den 10 olarak bulunur. Yani burası 10 olarak bulundu. ABCD paralel kenarının alanını soruyor arkadaşlar tamamı. Bu alan nasıl bulunur? Tabanımız kaç? 10 artı 2'den 12. Taban çarpı o taban yükseklik. Yani d yüksekliğimiz. Yani 12 çarpı 15. Daha kolay hesaplamak için arkadaşlar şu şekilde yapalım. 12, 6 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. 6 çarpı 2 çarpı 15 olur. 15 e aynen yazdım. 15 çarpı 2'den 30. 6 ile çarparsam eğer 180 santimetre karedir. Doğru cevap A seçeneği. ABC'de paralel kenarında AEB'nin alanı 27 santimetre kare olarak verilmiş. Şimdi 27 ise arkadaşlar burada yüksekliğe ihtiyacımız var. Yüksekliğimizi de bu şekilde bulalım. Şimdi ben yüksekliğime x dersem eğer. Şimdi ne olacaktır? AEB'nin alanı burada hesaplarsam eğer 9 çarpı x bölü 2 eşittir 27. 9'a bölersem 1, 9'a bölersem 3. İster isteme çarpma yaparsam 3 çarpı 2'den 6 olarak bulunur. Yani yüksekliğimiz 6. Burayı bulduk 6. Paralel kenar demişti arkadaşlar. AB uzunluğu 9 ise DC uzunluğunun tamamı da 9 olmalıydı. DE uzunluğu 2 ise buraya 7 kalır. Şimdi taban çarpı yükseklik böyle 2. Yani o tabana ait yükseklik. Burası da arkadaşlar aynı şekilde 6 olacağı için buranın alanı nasıl bulunur? 7 çarpı 6 bölü 2'den 2'ler sadeleştirirsem 3, 7 çarpı 3'ten 21 cm kare olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneği. ABCD paralel kenarında AB uzunluğu 16, CH uzunluğu 9, DE uzunluğu 12 cm olarak verilmiş. AD uzunluğu ne kadardır diye soruluyor. Buraya x diyorum arkadaşlar. Bilmiyorum burayı. Şimdi burayı bulabilmemiz için alana ihtiyacımız var. Alanı iki şekilde bulabiliriz. Şimdi paralel kenarımızın alan, bir kenarı arkadaşlar 16 ise o kenara ait yüksekliğimiz nerede? Burada. Buradan 9. Yani 16 çarpı 9'dan bulunur. Ayrıca bu eşittir arkadaşlar. Paralel kenar olduğu için soruda AD uzunluğu x ise x diyorum BC uzunluğu da x olacaktır. Şimdi x çarpı otobana ait yükseklik 12'den yani 12 çarpı x olarak bulunur. Şimdi sadeleştirme işlemlerine geçelim. 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 4, 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 3. 4 çarpı 3'ten 12 bulunur. Doğru cevabımız B seçeneği. ABCD paralel kenarında AC köşegeni 3 eşit parçaya bölünmüş. 3 eşit parçaya bölünmüş arkadaşlar. BFC'nin alanı bize 19 olarak verilmiş. Burası 19 ise kenarlar eşit olacağı için buradaki alan da 19 olacaktır. AEB üçgeninin alanı da 19 olacaktır. Şimdi tüm alanımız arkadaşlar bu yarısı olduğuna göre 19 çarpı 3'ten şöyle yapalım 19 çarpı 3'ten çarparsam eğer 57 santimetre karedir. 57 burası. 57 de diğer taraf arkadaşlar. O zaman bunu da 2 ile çarpalım. Çarparsam 14 bir elde. 5 kere 2 11 de elde. 11. 114 cm karedir tüm alan. Doğru cevap. B seçeneği. ABC'de paralel kenarında DB köşegenin 4 eşit parçaya bölünmüş. Parçaların her biri birbirlerine eşit. DH uzunluğu yani yükseklik 6. DC uzunluğu. 12. Paralel kenardan dolayı AB uzunluğu da 12 olacaktır. Alanımızı bulursak 12 taban ve tabana ait evet, yükseklik yani DH 6. Çarparsam ya arkadaşlar 72 santimetre kare olarak bulurum tüm alanımızı. Şimdi tüm alanımız 72 ise arkadaşlar bunların kenar uzunlukları aynı olduğu için yükseklikleri de eşit işte arkadaşlar. O zaman buradaki alanların her biri A olacaktır. A diyorum bunlara. Bu da A. Bu da A olacaktır. Tüm alanın yarısı olduğuna göre 4A eşit olmalı. Yani BDC üçgen alanı. Tüm alanın yarısı. 72'nin yarısı da 36. O zaman her tarafı 4'e bölersem A'yı 9 olarak bulurum. Bizden ne istiyor arkadaşlar burada? CEG. Taralı alan. Taralı alanımızda ne kadar var arkadaşlar? 2 tane A var. A'yı ben 9 olarak bulduysam yerine yazarsam 2 çarpı 9'dan 18 cm kare olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneği. ABCD paralel kenarında DEC üçgeninin alanı 21. Şöyle yazalım 21. DH uzunluğu 7 olarak vermiş. Şimdi paralel kenarımızda arkadaşlar neydi özelliklerimiz? Şunlar eşit uzunluktaydı. Eşit uzunlukta olduğuna göre tüm alanın dörtte biri burası. Burası 21 ise burada 21. Burada 21. Burada 21. Bizden AB uzunluğu istiyor arkadaşlar. Ben bu uzunluğa x dersem eğer paralel kenarın alanı 7 çarpı x. Yani kenar çarpı o kenara ait yükseklik. Eşit olmalı. Görmüş olduğumuz gibi 21'den 4 tane var. 21 çarpı 4. Sadeleştirirsem 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3. x eşittir 3 çarpı 4'ten 12. Doğru cevap C seçeneği. ABC'de dikdörtgen. EBF'de paralel kenar DA uzunluğunu 5 olarak vermiş. Dikdörtgen ise arkadaşlar şuradan 90 derece, 90 derece, 90 derece şeklinde yazabilirim. Şimdi DA5 ise BC uzunluğu da 5'tir. AE uzunluğunu alıyorum. Bu uzunluğa X diyorum arkadaşlar. Şimdi EB, FD paralel alanına A birim dersem eğer, yani buraya A birim dersem eğer, ABC'de tamamı ne olacaktır arkadaşlar? 20 artı, şöyle yapalım, 20 artı A kadar olacaktır. Şimdi A'sı burası ise arkadaşlar demek ki buradaki iki parçanın alanı toplamı ne olmalı? 20 olmalı. Bunlar da paralel kenar olduğu için uzun uzunluklar bile eşit olduğuna göre burası x ise buranın da x olması lazım. Buranın alanını bulursam yani arkadaşlar 5 çarpı x bölü 2 artı aynı şekilde buranın alanı da 5 çarpı x bölü 2. İkisini toplayacağım. 5 çarpı x bölü 2. Toplamda ne yapmalı? 20 etmelidir. Paydalarımız 2 eşit olduğuna göre arkadaşlar 5 çarpı x artı 5 çarpı x bölü 2 eşittir 20 olacaktır. 5x 5x daha 10x yapar. 10x bölü 2 eşittir 20'den. Her tarafı 10'a bölersem 2 iş ister çarpma yaparsam x eşittir 4 olarak bulunur. Bizden a ile x demiştik. Doğru cevap c seçeneği. ABC'de paralel kenar olarak verilmiş. FE diktir AB'ye ve bu şekil üzerinde göstermiş arkadaşlar. FE uzunluğunu 10, AB uzunluğunun tamamı 14. ABF üçgeninin alanı ABCD'ye oranı soruluyor. Şimdi ABF üçgeninin alanına baktığımız zaman arkadaşlar taban 14 ve o tabana ait yükseklik 10. Böyle iki şeklinde bulunur üçgenden dolayı. Şimdi buradan sadeleştirirsem 7. 70 olarak bulunur. 70 santimetre kare. Şimdi tüm alanımızı bulalım arkadaşlar. Tüm alanımız ABCD paralel kenarın alanı. Taban 14. Ve o tabana ait yükseklik 10. Çarparsak arkadaşlar 140 santimetre kare olur. Şimdi ikisinin oranını istiyor. Yani 70 bölü 140. Sadeleştirirsem eğer 7 bölü 14'ten her tarafı 7'ye bölersem 1 bölü 2 bulunur. Doğru cevap D seçeneği. Şekildeki ABC'de paralel dik diklik verilmiş arkadaşlar. Uzunluklar şekil üzerinde gösterilmiş. Paralel kenarın alanı 84. 84 ise ben AB uzunluğunu X ya arkadaşlar alanı nasıl bulabilirim? X çarpı o tabana ait yükseklik 7 eşittir 84. Her tarafı 7'ye bölersem arkadaşlar X eşittir buradan 12 olarak bulunur. Burası 12. Şimdi çevreyi bulmak istersek arkadaşlar DC uzunluğu da 12 olacağından dolayı paralel kenardan dolayı BC uzunluğu 9 ise AD uzunluğu da 9 olacağından dolayı buradaki iki kenarın toplamının iki katını alırsam eğer yani 9 artı 12'nin iki katıdır çevre uzunluğu toplarsam 21 21 çarpı 2'den 42 doğru cevap A seçeneği Alan ABC üçgenin alanı 35 cm kare. SE uzunluğunu vermiş 5. SF uzunluğunu vermiş 7 olarak arkadaşlar. Paralel kenarın tamamının alanını istiyor. Şimdi buradaki üçgenin alanını bulabilmek için buraya A dersem eğer 5 çarpı A bölü 2 taban çarpı o taban evet, yükseklik bölü 2 kaç arkadaşlar? 35 o zaman 5'e bölüyorum sadeleştiririm bu 7 o zaman A değerimiz 14 olacaktır. 7 çarpı 2'den 14. 14 olarak bulduysak arkadaşlar paralel kenarın alanı nasıl buluyoruz? Tabanımız o tabana ait yüksekliğin çarpımı. Yüksekliğimizi bulduk. Burası 12. O zaman 14 ile de 12'yi çarpmamız lazım. Çarparsam 8. 2 kere 1 2. 1 kere 4 4. 1 kere 1 1. Toplarsak eğer 168. Doğru cevap D seçeneği. Yandaki şekilde ABC'de dikdörtgeni 32 birim kareye bölünmüş. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 çarpı 4'ten 32. Demek ki her biri bir birimmiş. Şimdi paralel kenarımızın alanını bulalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 10'a ait yükselttik. Çarparsam arkadaşlar 2, 4 çarpı 2'den 8 oldu alanı. EK'nin alanını bulalım arkadaşlar. EK'nin alanı sol taraftaki tabanımız kaç? 1, 2, 3. Bu tabana ait yükseklik 2. Burada arkadaşlar 3 çarpı 2 bölü 2'den sadeleştirirsem eğer 3 birim. Diğerine bakalım. Burası 1, 1, 1 olduğuna göre. Yani 1 çarpı burası da nedir? 1 çarpı 2 bölü 2'den sadeleştirirsem 1 birim karedir. Şimdi üçgenlerin alanları toplamı 3 artı 1 birim kare. Yani 4 birim kare. Paralel kenarın alanı 8 birim kare. Paralel kenarın alanı üçgenlerin alanları toplamından kaç birim kare fazladır? 8'den 4'ü çıkartırsam eğer 4 birim kare fazladır. Doğru cevap C seçeneği.